Merhaba güzel arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomu hafta sonundan birkaç kareyle başlatmak istedim. Sonrasında bol bol evimi temizliyorum ve düzenliyorum. Merhaba. Bugün çocuk odasıyla ilgileniyorum. Bazası bugün gelebilir. Çok heyecanlıyım. Yarın da gelebilir. Problem değil ama ben onun yerini bugün oluşturacağım. Şurada bir dolap var. Küçük bir dolap. O dolabın yerini değiştireceğim. Oraya da bütün plastik kutuları üst üste yığmayı düşünüyorum. Göz önünden kalkana kadar. Şöyle bir odanın düzeni kurulana kadar. Amacım şu anda böyle bir kabasından da olsa bir yerleşmek. Zaten detaylı ayıklamayı da yeri geldikçe, sırası geldikçe yapıyorum. Benim ilerleme şeklim bu şekilde. Bir günde hani hepsini alıp da atayım diyemiyorum maalesef. Yani bu devir o devir değil. Eski ben olsam neler yapmazdım ki, daha önce size söyledim. Ben evimin bütün eşyalarını dağıttım. Çeyiz setlerime kadar dağıttım. Hani ücretsiz sevdiklerime verdim. Artık şimdi bunlar, elimde kalanlar benim daha zor elimden çıkarabileceğim şeyler. O yüzden hani ya satabileceğim ya böyle sevdiklerime verebileceğim o tarz şeyler. O yüzden bu kadar yavaş ilerliyor. Ben bunu da tekrar söylemek istiyorum. Ben bugün vakit kaybetmeden bu odayı yoluna sokacağım. Hadi bakalım. Pardon. Çok eşyanın olmasının dezavantajlarından biri düzensiz olmanın. Aradığını aradığın zaman bulamıyorsun ve onu aramak için vakit harcıyorsun. Çok zor. Bunu yaşayan bilir. Neyse. İyi günlere az kaldı. Tornavida bulamıyorum. Biz bu dolabı buraya sabitlemiştik. Şimdi ben şöyle ince uçlu bir şey buldum. İnşallah o çiviyi sökebilirsem eğer taşıyacağım o dolabı. Azalma çalışmalarım devam ediyor. Bir yandan eşya yerleştirme çalışmalarım da devam ediyor. Yeniden taşınmış gibiyim çünkü. O çok büyük dolabı sattıktan sonra onun içinden çıkan eşyalara evde yer bulamamıştım. Şu anda bir yandan azalıyorum, bir yandan da eşyalara uygun yerler bulmaya çalışıyorum. Bu oda da bayağı karışıktı. Oyuncaklar falan düzensiz durumdaydı. Amacım dediğim gibi öncelikle bu odayı birazcık bir toparlamak, şu baza gelecek ona yer açmak. Ondan sonra da yine düzenlemeye ve azaltmaya devam edeceğim. Ama şu anki bugünkü amacım azalmaktan çok bir düzen kurmak. Büyük evden küçük eve geçmek gerçekten çok zormuş. Daha önce hiç böyle bir şey başıma gelmemişti. Bu kadar hani büyük bir fark yoktu evlerin metrekaresi arasında. O yüzden çok kafa yoruyorum ama sonunda çok güzel olacak ve benim için daha iyisi olacak, onu biliyorum. Benim için keyif yani bunlarla uğraşmak. Bu kapaklı kutular IKEA'nın düzen açısından çok işimi görüyor. Kategorileme açısından da çok kolaylaştırıyor. Ben dolapta yüklü olan eşyaları da bu kutuların içine koyup, yükleyeceklerimi dahil içine koyup balkona kenara koymayı planladım. En azından evin içini biraz hafifletmem gerekiyor. Onu orada güzelce muhafaza edip o şekilde değerlendireceğim ilerleyen bölümlerde. Satmayı düşünmüyorum. Hani çok soran oldu. Üzgünüm, onları satmayacağım. O kutunun içinde de eşimin ayakkabıları var. Düzenlenmesi, ayıklanması gereken bir sürü ayakkabı. Takım elbiseleri de var orada, ayıklanacak yine. Benim çok işim var. Benim gerçekten çok işim var. Ama tek hedefim evi bir yerleştirmek. Artık şu dağınıklıktan, o gri odanın o dağınık yükünden kurtulmak. Ondan sonrası hiç problem değil. Eşya azaltmak hiç sorun değil. Önce bence düzen kurmak önemli. İlk bulduğum vakitte gardıroptan da bir hesap açacağım. Orayı bana çok söylemiştiniz hani ücretleri daha uygun diye. Orada da bir hesap, ben hani vaktim olmadığı için uğraşamıyordum. Ama ona bir vakit ayıracağım. Eşyalarım hem belki daha kolay evden gitmeye başlar. Çünkü çok fazla şey yükleyeceğim ilk işlerim azaldığı fırsatta. O yüzden onu da haber veririm size. Bu odanın halısı çok eskiden vardı. Onu anneme vermiştim. Hani orada yıkatacaktı. Ondan sonra da bir daha hani koyacak uygun alanım olmadığı için alamamıştık. Geçen oraya gittiğimizde gelirken getirdim.
Çok seviyorum, çok yakışıyor. Kızlar da çok seviyor. İnşallah onlara göre en azından küçük de olsa bir oda olacak burası. Bu evle ilgili tek sorun 3 artı 1'lik olmuş olması. Yani bence 2 artı 1 olsaydı odalar daha kullanışlı olurdu. Keşke öyle yapsaydılar. Ben kızlara 2 ayrı oda yapmak istemiyorum. İkisinin bir odada büyümesini istiyorum. O yüzden bir odaya 2 baza da çok zor. Yani bu ev öyle düşünülmüş. Hani bir oda bir kişi için gibi düşünülmüş. Tek beni memnun etmeyen tarafı o. Yoksa ki memnunum. Bir yandan da kızlarla evcilik oynuyorum. Bana yemek hazırlıyorlar sağ olsunlar. Sabahtan öğlene kadar ne kadar iş yaptım yaptım. Çünkü en verimli zamanım o. Çocukların da böyle en oyun oynadığı, bana zaman bıraktıkları zaman o. O yüzden biraz da hızlı yapmaya çalışıyorum. Kafamda çok iş vardı. Elimden geldiğince yetiştireceğim inşallah. İpeği kreşten 5'te alıyorum. 5'ten sonra eve gelince de onların bir çizgi film saati oluyor. Çizgi film açıp akşam yemeklerini hazırlıyorum. Sonra zaten hemen vakit geçiyor. Uzun zamandır buradaki arkadaşımla da hiç görüşemedim. Vakit olmadı. Yani normalde sabahtan parka götürüyorduk. Ama şimdi ben o zamanlarda da iş yapıyorum. Akşam parka götürüyorduk. O zamanlarda da mutfakta bir şeyler yapıyorum. Yani bir yandan yemek yapıyorum ama bir yandan da düzen kuruyorum. Bir an önce ev bir toparlansın, şöyle bir vakit açılsın istedim. Ama tabii sosyalleşmeyi de arkadaşımı da çok özledim. Bu tarz işleri kızlar uyuduktan sonra yapamıyorum. Çünkü bunlar gürültülü işler. Geceleri öyle şey yapamıyorum. Büyük eşyalar yerleştikten sonra küçük düzenleri gece yaparım, o sorun değil. Ama bu gürültülü işleri gündüz çocuklar varken yapmam gerekiyor. Gri odanın son durumu hakkında bilgi vereceğim. Şu anda burada tamamen çoğunluk boş kutular kaldı. Biraz onlar da yer kaplıyor. Şimdi şöyle, alt 5 tane benim satılacak hurçum var. 2 tane şeyi surcum var. Anneme göndereceğim. Geçen götürecektim. Buraya girip de onları oradan çıkartamadım. Bir de kardeşimin arabasıyla gidiyorduk. Arabada yer yoktu. Onu annemler gelecek, dönüşte onlara vermeye karar verdik. Abiyeler var. Valiz var. Ayakkabı kutuları var. Birazcık ayakkabı çok. Yani çocukların da benim de eşimin de biraz ayakkabı fazla olmuş. Yine elden hiç çıkarmadığımız için 10 senelik bir birikim gibi düşünün ki benim ayakkabılarım 10 senenin öncesine de dayanıyor. Çalışırken de giyiyordum. O yüzden ayakkabı çok. Onların hepsini yine satacağım. Bu kutularda aslında kalan kutular. Bir de tabii benim kendi hobilerim var. Yani iki kutu kendime hak tanıdım. Bir örgü kutusu, bir dikiş kutusu. Yani iki kutu benim olması gerekiyor. Çünkü ben onları devam ettireceğim. Onlar benim özel eşyalarım. Bu odanın aslında bu dağınıklığı yok olacak. Şu bazanın gelmesiyle birazcık daha işler hızlanacak. Onun bilgisini vermek istedim. Daha önce İpek'in böyle çatılı bir yatağı vardı. Belki videolarda görmüşsünüzdür. Bu eve gelince onu sattık, sığdıramadık. Ondan sonra hem zaten baza lazımdı. Yatağı duruyordu. İşte yerine koyacağım ki hani baza gelince direkt üstüne koyarım diye. O da taşındığından beri böyle sarıp sarmalanmış bir şekilde burada bekliyordu. En büyük hayallerimden biri ileride bu videolara bakıp ne günlerden geçmişim, o kadar eşyayla nasıl yaşamışım, kendimi hayretlerle izlemek ve ben biliyorum böyle olacak. Yaklaşık 10 gün oldu. Kendime iyi bir alışkanlık elde ettim. Sizinle paylaşayım. Daha öncesinde günde 10 sayfa kitap okumadan uyuma diye kendime not düşmüştüm. Hani 10 sayfayı okuyabiliyordum ama kitap tabii o zaman süre uzuyor, konsantre olamıyorsun, bir şey anlamıyorsun. 10 sayfa bana yetmemeye başladı. Onu şimdi 30 sayfaya çıkardım en az. Hani 50 sayfa en güzeli ama 30 sayfa minimum. Çok verim aldım, çok iyi hissettim. En azından ilerliyor, kitap da ilerliyor, bir şeyler de öğreniyorum. Minimalizm kitapları okuyorum bir yandan. Notlar aldım. Kitap videosu için çok uzun zamandır size söz verdim, biliyorum.
Yani onu şundan oluşturamıyorum. O benim için bayağı bir ön hazırlık gerektiriyor. Çünkü söyleyeceklerimi toparlamam, bir hazırlık yapmam, özet çıkarmam gerekiyor. Ben onun için zamanı hala bulamıyorum. Çok notlarım var, söyleyecek çok şeylerim var ama derlenip toplanması gerekiyor. Eşyalarım yerini bulduğunda, masam geldiğinde, çalışma köşem oluştuğunda inşallah ona da vaktim olacak. Aynı zamanda videolarımı şu an telefonla çekiyorum. O yüzden görüntü kalitesi bazen çok iyi olmuyor. Kamerayla çekmeye başlayacağım. Kamerayla video çekmek benim için sorun değil ama düzenlemesi sorun. Çünkü bilgisayar başında düzenlemem gerekiyor. Telefonda düzenleyemiyorum. O yüzden kamerayla çekemiyorum. Diyorum ya, olacak. Hepsi zamanlı olacak. Ben 36 yaşındayım. Yapmak istediğim o kadar çok şey var ki hala. Yani böyle 18 yaşında biri gibi hayallerim, planlarım var. Bence beni bu hayata karşı çok motive eden bir şey. Beni değil, herkesi. Hani okuduğum kişisel gelişim kitaplarından duyduğum, öğrendiğim bu. Tavsiye ediyorum. Gerçekten hayalleriniz olması çok güzel bir şey. Yaş kaç olursa olsun. Şimdi balkonda bir köşe oluşturacağım demiştim. Böyle bir güzel silip örtü koyup dolapa yüklediğim ve yükleyeceğim eşyaları kutulara koyup üstünde güzel örtüyle örteceğim. Hatta ona böyle naylon alacağım şeyden. Burada bir yer var oradan. Normalde o kutuların içine asla toz kir girmiyor o şekilde. Ama en azından kutuların dışı da kirlenmesin. Onu öyle kamufle edeceğim. Orada bir köşe yapacağım. En baştan eşya azaltmaya karar vermeden önce böyle kendimi yoklarken yapabilir miyim diye şunu okumuştum. Hani kullanmayacağınız, kullanmadığınız eşyalarınızı bir kutuya koyup kaldırın. Evde gözünüzün görmeyeceği bir yere koyun. Böyle yaşamanıza devam edin. Hani bir sene sonunda o kutuya hiç ihtiyacınız olmamışsa, içindekilere hiç ihtiyacınız olmamışsa onlar sizin için gerekli değil diye söylemişti. Bu benim için çok güzeldi. Çünkü hem eşyalarımdan vazgeçmem kolaylaştı. Evin içinde sakladığım o kadar eşyanın bana gerçekten hiçbir faydası olmadığını fark ettim zamanla yaşayarak. Ondan sonra da hepsini böyle gördüğünüz gibi yani evden çıkarıyorum. Bu arada kızlar oyuncaklarını toplamaya başladılar. Evin düzenli olması onlara mı yaradı anlayamadım. Lila özellikle hani oyuncak toplarken yardım ediyor diye İpek de artık hani onunla bir yarışa girdi. O da topluyor. Ve ikisi de oyuncak topluyorlar. Kutuları önce döküyorlar, oynuyorlar. İşleri bittiğinde topluyorlar. Arada unutuyorlar, hatırlatıyorum. Hemen topluyorlar ve bir tane bile yerde oyuncak bırakmıyorlar. Onlara bu alışkanlığı verebilmiş olmak da beni çok mutlu etti açıkçası. Ama özellikle yapın diye diretmedim. Aslında örnek olmak, hani anneyi örnek alıyorlar. Ben topladım, bir yandan onlarla konuştum. Hani onları toplamalısı gerektiklerini söyledim onlara. Artık onların da hani büyüdüğünü, onların sorumluluğu olduğunu anlata anlata hep ben topluyordum. Biliyorsunuz eski videolardan. Öyle etkili oldu. Uzun uzun konuşmalardan sonra sanırım şimdi topluyorlar. Kitaplarını bile topluyorlar. Ama itiraf edeyim, rekabetin de çok büyük avantajı var. Biliyorsunuz kardeş arası rekabet inanılmaz. Bardağa su koyuyorum. İkisine aynı miktar koyuyorum. Eğer mesela İpek'e birazcık az koymuşsam İpek hemen bana neden az koydun diye soruyor. Onun dışında Lila'yı kucaklıyorsam İpek'i işte biraz az kucaklamışsam beni neden az kucakladın diyor. Onu da kucaklıyorum aynı şekilde gibi. Yani o kadar küçük şeylere dikkat ediyorlar ki. Küçük kızım da hiç az değil. İpek'i kucaklarken hemen geliyor işte onu da kucaklamam için bana yaklaşıyor. Bayağı böyle birbirlerine rakipler yani. En büyük rekabetlerden biri de oyuncak. Bir oyuncak aynı anda bir sürü çocuğun ilgisini, dikkatini çekip onun için kavga edebiliyorlar. 5 dakika sonra o kişi oyuncağı bırakınca hiç kimse için önemli olmuyor. Herkes hayatına devam ediyor. O oyuncak orada yalnız duruyor. Ben bunu hep şaşkınlıkla izliyorum. Ama o anki o kavgalarını görseniz, yani mesela İpek'le Lila
öyle bir kavga ediyorlar ki hani ağlaya ağlaya, bağıra çağıra zannedersin dünya yıkıldı. Sonra hiçbir şey yok. İpek kardeşine kızıyor, şurada küstüm sana, bir daha seninle oynamayacağım diyor. 2 dakika sonra gel kardeşim hadi şunu oynayalım beraber diyor mesela. Bu oda evet artık bayağı istediğim gibi oldu. Artık bazayı bekliyorum. Bir dahaki videoda da inşallah onu gösteririm. Videonun sonuna gelmişiz. Buraya kadar değerli vaktinizi ayırıp izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Çok seviyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.